menopozda kanama şikayetiyle gelmişti. Daha doğrusu başka bir yere başvurmuştu. Bir göz doktoru, göz uzmanı arkadaşımın da teyzesinin yakınıydı. İkinci hastalar, siz de biliyorsunuzdur, böyle ameliyatlık durumlar olduğu zaman ya da ciddi durumlar olduğu zaman mutlaka ikinci bir görüş almak istiyorlar. Tek doktorla kalmıyorlar. Tıpta da görüş farklılıkları olabiliyor. Aslında doğrusu her hekimin hastasına uygun algoritmayı sunması. İşte burada şu seçenek de var, bu da olabilir, bu da olabilir. Bunun avantajları şunlar, diğerin ikinci şıkkın avantajları bunlar, dezavantajları bunlar. Üçüncünün de avantajı zamanıdır. Hastayla birlikte karar verilir ama bazen hekimler kendi düşüncelerini öne çıkararak hastaya bilgi veriyorlar. O da aslında bir tereddüt yaratıyor. Acaba işte ameliyat önerildi, ameliyat olsam mı yoksa başka bir tedavi şekli varsa onu uygulasam mı diye. Bu hastamız da öyle geldi dedi canım. Biyopsi yapılmış menopozda kanama nedeniyle ve rahimde kalınlaşma diye Türkçeleştirdiğimiz endometriyal hiperplazi tanısı konulmuş. Bunun iki tipi var. Tipik ve atipik. Atipik formu prekanseröz, atipik formu prekanseröz, atipisiz formu normal. Onda da atipisiz formu çıkmış. Yani prekanseröz dediğimiz kanser öncüsü bir lezyon değil ama gelecekte de ne olacağı belirsiz. İki seçenek var burada. Ya ameliyatla komple rahimi yumurtalığı almak, yaşı da hastamızın 50'nin üstü olduğu için, 52 olduğu için. İkinci seçenekte önce bir ilaç tedavisi uygulamak. 6 ay kadar süren bu ilaç tedavisinden sonra tekrar rahimden biyopsi yapmak, parça almak. Eğer o kalınlaşma devam ediyor veya artıyorsa, ilaç hiçbir işe yaramıyor demektir yine ameliyat. Eğer kaybolduysa ilaç tedavisini sürdürmek. Aslında bu ilk seçenek, önce medikal tedavinin tıbbi olarak bunun geriletilmesi düşünülmüş ama ilacı kullanırken de kanamaları devam edince bize başvurdu. Muayenede rahimdeki kalınlaşmanın daha da arttığını gördük. O yüzden sanki daha doğru seçeneğin 6 ay bekleyip tekrar parça aldırıp yeniden ameliyat kararı vermektense bu 6 ayı stres içerisinde, gerilim içerisinde geçirmek yerine ameliyat olup çözümü başında elde etmek diye söyledik kendisine. O da bunu uygun buldu. Ondan sonra da gerekli ameliyatın aslında hiç zor olmadığı konusunda bazen cerrahi ile ilgili hastalarda çekince oluyor ama artık günümüzdeki en emniyetli tedavilerden biri de ameliyat oldu. Çünkü var olan problemi direkt çözüyorsunuz. Öbür türlü ilaç tedavisi, ilaç vücudunuza girecek yan etkileri vesairesi düşündüğünüz zaman daha uzun bir süreç, daha belirsiz. O nedenle bu pencereden bakınca hasta ameliyatla ilgili kulvara girmiş oldu. Ondan sonra da geçtiğimiz hafta Haziran ayının başında da ameliyatını gerçekleştirdik. Peki şu an sağlık durumunuz? Bir kere beklediğimizin çok üstünde bir ameliyat sonrası iyileşme gösterdi. Doktorlar için ameliyattan daha önemlisi ameliyat sonrasıdır cerrahlar için. Çünkü ameliyatı yaparsınız bir şekilde. El beceriniz, deneyiminiz varsa o operasyonu gerçekleştirirsiniz. Çok önemli zorluklar çıkmadığı sürece. Ama önemli olan post operatif dönem dediğimiz dönemde hastanın çabuk iyileşmesini sağlamak. Ayağa kalkması, işte kanamasının olmaması, anesteziyi kolay atması ve bir an önce de normal hayatına dönmesi. Normalde bu hastaları 2 gün 3 gün hastane tutuyoruz. Hatice Hanım aynı günün akşamında neredeyse çok rahat ayağa kalkıp kendi başına işlerini yapacak hale geldi. Ertesi günde de artık hastanede durmaktan sıkıldığı için eve gitmek istedi. Beklediğimizden de çabuk bir iyileşme gösterdi. Normal hayatına da 2-3 gün içinde döndü. Yani birçok ameliyat sonrası dönemde yaşanan süreci çok hızlı bir şekilde tamamlayarak çok mutlu oldu. Hani ameliyatın da o bir yük getireceğini, zorlanacağını, ağrısının olacağını, anesteziden uyanmasında sorun yaşayacağını düşünüyordu. Ama hem halk arasındaki tabiri kullanayım, narkozu çabuk attı. Hem anestezinin o olumsuz etkilerinden hiç anestezinin olumsuz etkileri onun üzerine hiç oluşmadı adeta. Ve ağrısızı da yaşamadığı için çok çabuk iyileşerek bir an önce evine dönmek istedi. Rahatsızlıklarım kadın doğum hastalıklarıydı. Kanamalarım artmıştı. Kadın doğum doktoruna gittim. O da muayene ederek dedi ki rahim duvarı kalınlaşması yaşınızın 2 katı olmuş. Acilen kürtaj olmanız gerekiyor. Ben de oldum. Patoloji sonucu geldi. Ona göre de dedi ki kesinlikle kötü hastalık. Acilen ameliyat olmanız gerekiyor. Rahimden tutun da
tüplerinize kadar, yumurtalıklarınıza kadar alınacak. Tabii ki ben bir başka doktorlara da gittim. En son Taner Bey'e geldim. Tabii ki tanıdık vesilesiyle geldim. Çok da memnun kaldım. Ve ameliyatıma karar verdim. Ameliyat oldum. Olmadan önceki yaşadığım sorunlar. Girdim ameliyathaneye. Ameliyat gününde ay dedim olmayacağım çünkü panik ataktı. Yok dedim yapamayacağım, ben çıkacağım ameliyat. Ya da dedim beni burada uyuşturun, ameliyathaneye girmek istemiyorum. Biraz problem yarattım. Ondan sonra ameliyat olmuşum, çıktım, geldim. Hiç yani sanki ben ameliyat olmamışım. Ve bütün elemanlarınızdan, personelinizden o kadar memnunum ki. Başkanım Kerem Hanım, Aylin Hanım, Cevat Bey, Yüksel Hanım, bunlardan çok memnunum. Ve hepsi güler yüzlü. Tekrar doktorum geldi, güler yüzlü. Maşallah hastamız çok iyi. Yani çok şeyle başarılı bir ameliyat geçti dedi. Biz bu kadar da beklemiyorduk dedi. Aynen ben de beklemiyordum çünkü çok korkuyla panikle girmişti. Ben bile ilk uyandığımda sordum ki ameliyat oldun mu? O kadar derecede yani çok memnunum. Bu rahatsızlığı yaşayanlara derdim ki bir an evvel erken teşhis, hastalık ilerlemeden kendi hayatını kurtarmak amaçlı bir an evvel erken teşhis. Ve doktorun da çok önemi var. Ben ilk gittiğim doktor beni çok korkuttu. Ama Taner Bey hayır dedi. Daha bir moralle mükemmel bir şekilde geçti ameliyat. Peki eğer ameliyat olmasaydı hastayı ne bekliyordun? Şimdi tıp, biyoloji tamamlanmamış bir bilim dalı. Hala eksikleri var ve hala bir sürü boşlukları var. Mesela bundan 100 yıl önce de bu şikayetlerle insanlar gidiyordu ama bu kadar net incelemeler, ultrasonlar falan yoktu ama 1916 yılında da yine bir tedavi seçeneği, ameliyat sunuluyordu. Ama bugün ultrasonla veya başka analizlerle daha öndeyiz diyoruz ama belki bir 100 yıl sonra bambaşka seçenekler önümüze çıkacak. 200 yıl sonra, 300 yıl sonra tıp sürekli ilerlemeye devam edecek. İşte buradaki sorunuzdaki aslında kilit orada. Hastayı bekleyen şeyleri şu an için çok öngöremeyebiliyoruz. Belki gelecekte dediğim gibi çok yakın gelecekte değil, 5-10 yıl sonra değil ama 200 yıl, 300 yıl, 500 yıl sonra belki daha önden bu şeyleri biliyor olacağız. Hangi hasta nereye gidiyor genetik incelemeleriyle belki. Bu hasta kanser gelişir gelişmez diyeceğiz. O yüzden o belirsizlik hastayı bekliyor olacak. O da en kötü şeydir. Biliyorsunuz olumlu anlamda belirsizlik bile insanda stres yaratır. Sinema salonuna gidersiniz, o filme mi gidelim, bu filme mi gidelim, işkence çekersiniz. En kötü karar biliyorsunuz kararsızlıktan kötüdür. O belirsizlikler insan üzerinde, hele sağlıkla ilgili bir konuda belirsizlik çok daha stres yaratır. Belki o beklediğimiz sürede ilaca rağmen hastalık ilerleyecekti. Çünkü ilaca rağmen kanaması da oluyordu. Belki başlangıç aşaması bir rahim kanserine yakalanacaktı. O da sadece cerrahi tedavi yetersiz kalacaktı. Belki ondan sonra kemoterapi gibi, radyoterapi gibi diğer seçeneklere hasta başvurmak zorunda kalacaktı. Demoralize olacaktı. Yaşama sevinci, yaşam kalitesi hep bozulacaktı. Avrasya Hastanesi de bu konuda çok titiz çalışıyor. Evet. Yani buradaki titizlik aslında şöyle. Diğer meslektaşlarım da, diğer hekim arkadaşlarım da empati yeteneklerini öne çıkarıyorlar. Yani bu benim eşim olsaydı, benim ablam olsaydı, benim annem, benim kız kardeşim, benim kızım, benim oğlum olsaydı ne yapardım diye. Empati yaptığınız zaman, kendinizi hastanın olduğu koltuğa oturttuğunuz zamanki bakıştan da hasta ne bekliyor, nasıl bir açıklama ya da nasıl bir güven telkin eden bakış, dokunuş, bilgi bekliyor. Onları düşünüyorsunuz. Tecrübe de böyle bir şey. Yıllar geçtikçe artık o beklentileri tahmin edebiliyorsunuz. En azından mutlak gerektiği zaman ameliyat yapmak aslında en doğru uygulama oluyor. Yani hastaneden tut her şeyden de memnunum. İyi ki de olmuşum. İyi ki de böyle keşke bir tercih etmiş. İlk baştan buraya gelmiş olsaydım. Aynen. Bu korkuyu, panik atakları yaşamazdık. Yani daha rahat geçirirdi. Çünkü ameliyata girmesi bile çok zor oldu. İnanılmaz zor. Ameliyathaneye sokamamışlar. Taner Bey tekrardan iğne yapmış, yani rahatlasın diye bakmaya yani geldi. Yani sevdiğini hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum. Artık ameliyatım olmuş. Keşke hani o hatayı yapmasaydım ama bizim haberimiz yoktu. Benim hiç haberim yoktu. Olsaydı ben direkt buraya getirirdim. Ama böyle olması da hayırlı oldu yine, buraya geldik. Tabii birazcık 10 gün, 15 günkü bir süreç çok zor geçti. Çok bunalttı. Bütün gün ağlıyordu sürekli. Evet, ben kötü hastalığım. Her yerini sarmış dendi.
Ondan sonra açtı, benimle konuşmuyor, ben kanserim, benim her yerimi sardı diyor. Hayır dur dedim, sakın kesin öyle bir şey yapma. Hemen kapattım, benim ablamın oğlu da doktor, onu aradım. O hemen Tamer Bey'i şey yapınca, önerince hemen dedik, ertesi günü geldik, sabahı geldik. Ama çok güzel, hiç korkma, hiçbir şeyin yok. Evet. Ameliyat olursun, olmaz ama olursan daha da güzel, başarılı, temiz olur baştan çünkü. Her şey yanın başını baştan ezeceğiz. Ondan sonra morali de güzeldi. Ay çok sağ ol, iyi ki diye beni getirdin buraya dedi. Çok moral buldum dedi. Uçtu, ameliyat olursam buraya olacağım. Kararını Tamer Bey'e verdim dedi. İlk geldiğinde vermiştim zaten. Ondan sonra olduk. İyi ki doğmuşuz. İşte diyorum, keşke daha önceden hiç gitmeyip bana söyleseydi. Direkt ben buraya getirseydim. Bu kadar moral bozukluğu yaşamazdı. İnanılmaz 10 gün ağlamaktan hiç başka bir iş yapamadım. Bütün gün ağlıyordum. Ben orada yıkıldım zaten. Buraya geldim sonuçlarımla. O kadar beni rahatlattı ki zaten güler yüzüyle muayene etti. Korkmayın öyle bir şey yok dedi. Olmazsanız hani yaş itibariyle dedi olabilir. Şu an yok öyle bir şey. Demesi yetti zaten, beni rahatlattı. Tabii. Ve çıktım, dedim ki ben burada ameliyat olacağım. O anda verdim kararı. Ve ameliyattan sonrası bizim moral bombardımanımız oldu. Aynen. Tamer Bey'in böyle söylemesi, çok güzel ameliyat geçti. %99.9 çok güzel dedi. Biz iki gündürden beri sevinç, mutluluğu, çığlıkları atıyoruz, yaşıyoruz. Belki ondan da enerjik oldum, bilmiyorum. Ya inanılmaz, hiç çok ameliyatı çok güzel geçti dedi. Ben daha önce akrabalarımız vardı, başka bir yerde ameliyat olmuştu. Gittiğimde bayağı bildiğiniz hasta yatıyor yatakta. Burada bugün hiç hasta mısın dedik. Hatta dedim ki benim nazarım değecek dedim. Bir maşallah boncuk takayım sana dedim. Tamer dedi geldi, evet dedi, sen ne olmuşsun böyle dedi. Doktorumuz da öyle söyledi. Maşallah dedi, ben böyle bir hasta görmedim dedi. Nazar değecek dedi. Evet, evet, bugün çıkabiliriz o zaman dedim. Gayet rahat ya da çıkabilirseniz dedi. Yani böyle memnun oldum. Tavsiye ederim yani. Hemşirelerimiz, ailemize gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Hepsi aile ilgilendiler. Hatta ben dedim ki çok zorlu bir süreç geçecek. Ağırlı sancılı bir ameliyatı var. Ben de refakatçi olarak biraz zorlanacağım dedim. Ama ilk başta sizdiniz herhalde. Bilmiyorum, Kerem Hanım mıydı? Geldiğinde siz hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Biz ilacını veriyoruz, hastanın yardımını, her türlü şeyini. Biz ilgileneceğiz, siz rahat rahat oturun dedi. Gerçekten ben de güzel, keyifli bir gün geçirdim. Aynen. Çok güzel, keyifli bir gün geçirdim. Hiç hastalarıyla ilgilenmedim. Sadece konuştuk, sohbet ettik. Diğer hemşirelerimiz hepsi ayrı ayrı ilgilendiler. Mükemmellerdi. Güzel bir gece geçirdim. Ben de rahat uyudum. Nasıl olsa dedim, emin ellerde hemşireler geliyor, bakıyor, gidiyorlar. İğnemizi zamanında yapıyorlar. Serumumuzu gelip takip ediyorlar. Her şeyimiz güzeldi. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben de teşekkür mükemmeldi. Ediyorum. Mükemmeldi. Sonuçlar çok güzel. Allah razı olsun hepsinden. Yani herhangi bir şey olduğumuzda, keşke genç olsaydı da seneye bir doğum yaptırsaydı, böyle bir durum olmasaydı. Doğum için yine bir kata gelseydik. Espri yapıyorum, bak herkes diyor doğum yapmış ve kapısında pembe, tülleri falan. Biz de doğum yaptık ama diyorum hiçbir şey yok kapımda. Valla düşünmesin ama. Bizi erken doğum oldu diyor, böyle doğum. Böyle bir hastalık böyle bir şey vermesin, düşünmesin ama düştüğünüz zaman da böyle bir ortamda olmayı herkes tercih eder. Aynen. Son olarak söylemek istedikleriniz mi? Aslında bütün herkese, yani sadece bu hastamız nezdinde hasta olanlara da şikayet olanlara değil, bütün hepinize, size, bana, biliyorsunuz insanlar hastalıktan, araştırılmaktan, doktora gitmekten, hastaneye gitmekten çekinirler. Bu çok doğal bir tepki ya da refleks. Ben bile bazen basit bir kalp incelemesi için bir elektromu hastanede 10 saatimi geçirmeme rağmen yaklaşık bir aydır erteliyorum. İnsanlara belki yüzleşmemek için, belki işte ne olacak ki falan gibi düşüncelerden ya da kötü bir şey çıkacaksa öğrenmeyeyim daha iyi gibi anlamsız açıklamalardan kaçtıkları için doktora gitmiyorlar. Bırakın check-up gibi hani kontrolleri, belli aralarla yapılan rutin işlemler, işte kadınlarda bu önemli, pap, simir gibi, jinekolojik ultrason gibi erken teşhis koymaya sağlayan yöntemlere başvurmayı bir yana bırakın. Şikayet olduklarında bile gitmeyebiliyorlar. O yüzden buradan herkese hem düzenli kontrollerini yaptırmalar, özellikle kadınlara meme ve işte rahim ağzı, rahim yumurtalık kontrollerini yılda bir en azından gitmelerini öneriyoruz. Diğer insanlara da özellikle kritik yaşlardan sonra, 50 yaşından sonra
bazı testleri doktorların önerisiyle düzenli olarak yapmalarını öneriyorum.